Murat Ülker yalan söylüyor. Alnının terini kurumadan işçilerin hakkını veriyorum diyor. Halbuki kendisi boş bir çerçeveye milyonlar veremezdi. Eğer bu işçilerin hakkını verseydi o boş çerçeveye o kadar milyonları hemen sayıp dökemezdi. Onun için diyorum ki biz burada Esalı'nın işçi abilerle birlikte Ülker'den sorarken onun inandığı Allah'ın da bir gün ondan gelip hesap soracağını unutmaması gerekiyor. Bütün direnişçileri buradan selamlıyoruz. Ülker direnişinin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Ülker işçisi yalnız değildir. Ülker işçisi yalnız değildir. Ülker işçisi yalnız değildir. Ülker işçisi yalnız değildir. Sendikamız buna yaşayacak genel sekreteri Sayın Aslan. Değerli basın mensupları, siyasi partilerimizin yöneticileri, konfederasyonumuzun üyeleri, yöneticileri ve keske bağlı, tumur tetiğe bağlı odalarımızın yöneticileri. Hepinizi sendikam adına saygıyla selamlıyorum. Basına ve kamuoyuna, 27 Ekim'de bundan tam 70 gün önce dünya ve ülker anayasal hakları olan sendika seçme özgürlüğünü kullanan Feridun sendikasından istifa ederek sendikamıza üye olan işçi arkadaşlarımızı aynı gün işten attı. 70 yıllık ülker sessiz sedasız evlerine gitmeleri durumunda kıdem tazminatlarını ödemeyi teklif etmiş ancak işçi arkadaşlarımız kendine yapılan haksızlığı saygısına karşı onurlu bir şekilde direnmeyi, yıllarını verdikleri işlerine geri dönmek için mücadele etmeyi seçmişlerdir. Ülkenin 70. kuruluş reklamlarıyla işçilerin üzerindeki baskı ve sömürü farkını örtmeye çalışan Murat Ülker, önce avukatları, sonra işbirlikçi öngüden sendikası aracılığıyla basına iş yerinde uygulukları ahlak kurallarına uymadıkları gibi gerekçelerle işlerine son verdiğini açıklamışlardır. Satılmış sendika istemiyoruz. Satılmış sendika istemiyoruz. Kısa süre öncesine kadar performans ödülleri alan 10 ile 20 yıllık işlerin aynı gün sendikamda üye olduğundan ahlaksızlık yaptığını iddia ederek gerçekleri saptırmaya ve gizlemeye çalıştılar. Ülker fabrikalarında mızrak çuvara sığmıyor. Gerçekleri üzerine örtmek ve kapatmak imkansız hale geldi. 72 kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kullandıkları slogan mutlu et, mutlu ol cilası kısa zamanda döküldü. Ve bu sloganın arkasındaki gerçek sömürü çarkı bir kez daha ortaya çıktı. 72 yılında dünya üçüncüsü büyük gıda devi olmakla övünen ülker reklamlarında mutlu et, mutlu ol. Her ülkenin içinde bir mutluluk anı gizlidir gibi şirin sloganlarla fabrikalardaki kölelik şartlarını hukuksuz çalışmayı artık biz diyemiyorlar. 70 gündür dur demeden, kış demeden fabrikalarında bekleyişleri sürdüren işlerimizin bu tekere bir çomak sokmuşlardır. Günde 12 saat asgari ücret düzeyine maaşla çalışan, çoğu koşulan, yine çoğu bel boyu fıkıya olan, çoluğunu çocuğunu gömmeye hasret kuran ülker işçilerinin sesi olmakla kalmadık. Onlara gidecekleri yolu da birlikte gösterdik. 70 gündür burada içerideki arkadaşlarına seslenen işçi arkadaşlarımız büyük bir inançla ve sabırla işlerine geri dönmenin yanı sıra ülker işçinin birliğini ve ekmeğini büyütme mücadelesine vermektedir. Bu önemli yolda 70 gün öncesine göre 70 kat daha kararlı ve daha güçlüyüz. İlk günden itibaren bir an bile karamsarlığa kapılmadık, bir an bile yalnız kalmadık.
Çocuğumuz hiç boş kalmadı. Dayanışma için gelen sınıf kardeşlerimiz hiç eksik olmadı. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! İnşaat işçilerinden nakış işlerine, üniversite hocalarından liseli kardeşlerimize, Türkiye'nin dört bir yanından mektuplarla direnişimizi destekleyen bütün kardeşlerimize buradan bir kez daha selam gönderiyoruz. BEDAŞ, İCF, ZEDPARMA, SÜTAŞ, NESNE, Maltepe Üniversitesi Anestesi, Borolpel, Mersin Belediye İşleri, nerede bir direniş varsa kendi direnişimizin bir parçası, bir devamı olarak gördük. Yüreğimiz oradaki kardeşlerimizle birlikte atıyor. 2014 yılı yaklaşık 2000 iş cinayetiyle işçi kardeşlerimiz yaşamını yitirdi. Sendikal hakkı özgürlüklere saldırının da yoğunlaştığı bir yıl oldu. 2014 işçi eylemlerinin, direnişlerinin, sendikal bürokrasiye karşı mücadelelerin de yılı oldu. Asgari ücreti %6 zam yapıldığı 2015 yılı, mücadelenin yükseldiği ve işçinin sesinin daha güç çıktığı bir yıl olacak kuşkusuz. Ülken işçisi de 70 gün öncesine göre daha güçlü ve daha mutludur. Burada ülken patronlarına bir kez daha sesleniyoruz. Atlar işler geri alırsın. İşçilerin sendika seçme hakkı ve hakkına saygı gösteresin. Hukuksuz ve kuralsız keyfi çalışmalara son verirsin diyoruz. Değerli basın mensupları, ülke patronuyla iki defa görüşme iptali oldu işçi arkadaşlarımız tarafından. Ve biraz önce Murat arkadaşımızın da ifade ettiği gibi kendisi sanki fabrikadaki olup bitenden hiç haberi yokmuş gibi davranarak siz birer tane dilekçe yazın değerlendireceğiz diye ifade ettiler. Ve arkadaşlarımız dilekçelerini yazıp içeriye verdiler. Bugün Murat İlker'in söylediği şey şu: İşçi arkadaşlarımızın dosyaları kabarık. Yani sanki 20 yıl çalıştıklarında, 15 yıl çalıştıklarında arkadaşlarımız hırsızlık yapmış, yolsuzluk yapmış, içeride makine kırmış, içeride arkadaşlarıyla kavga etmişler, sürekli huzursuzluk çıkarmışlar gibi ifadelerle dosyalarımız kabarık diyor. Şimdi arkadaşlar, bizim dosyamız temiz. İşçi arkadaşlarımızın dosyası temiz. Onlar haram yemediler. Onlar çalıp çıkmadılar. Onlar hırsızlık yapmadılar. Onlar emekleriyle, alın terleriyle çalıştılar. Peki Murat İlker'in dosyası temiz mi? Onun dosyası çok kirli arkadaşlar. Fazlasıyla kirli. Şu fabrikada çalışan 3500 işçinin alın terini, emeğini sömürüyor. Çalışan 2000 işçi taşeron olarak çalışıyor. Hiçbir sosyal hakka sahip değil. Ve ülke toplamında 70 yılda binlerce kat büyüdü. 51 işçiyi çalıştırıyor. En büyük emek hırsızlığı bu değil mi? Siz hangi olanaklarla, hangi imkanlarla bugün dünyanın üçüncü dev şirketi oldunuz? Çaldığınız bu işlerin emeğidir. Çaldığınız bu işlerin alın teridir. Bu nedenle biz biliyoruz ki sizin geçmişiniz de temiz değil, dosyanız da temiz değil, yaptığınız işler de temiz değil. Siz bu işler karşısında 8 işçinin 10 işçinin karşısında küçüldünüz. Bu 10 işçi arkadaşımız ülkede ne olup gittiğini, ne yaşandığını bütün dünyaya anlattı. Siz istediğiniz kadar parlak, cilalı laflarla reklam şirketinizle mutlu et, mutlu olsun odanı istediğiniz kadar atın.
bu işlediğiniz suçlar, bu soygunun karşısında asla ve asla unutulmayacaksınız. Hırsızlardan hesabı emekçiler soracak. Hırsızlardan hesabı emekçiler soracak. Hırsızlardan hesabı emekçiler soracak. Sevgili arkadaşlar, bir kez şey daha söyleyeyim, sözlerimi bitireceğim. İçeride bir kara propaganda yapılıyor. Özgürlüğü sendikasıyla beraber, ülkenin müdürleriyle beraber, yetkilileriyle beraber içeride bir kara propaganda yapılıyor. Buradaki direnişteki arkadaşlarımızı da bölmek istiyorlar. İçeride işçi arkadaşlarımızla, az çok dayanışma içinde olmak isteyen arkadaşlarımızla bölmek istiyorlar. Diyorlar ki, siz dışarıda ne yapıyorsunuz? Siz de anarşist oldunuz. Siz de terörist oldunuz. Diye dışarıdaki işçi arkadaşlarımız üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunlar ucuz politika. Bunları artık kimse yemiyor. Artık bunları kimse yutmuyor. Biz burada onurluca işe geri dönmek için, haklarımızı almak için işçiler olarak, sendika olarak bizimle dayanışmaya gelen bütün dostlarla fabrikaya dönmekten başka bir amacımız yok. Ve ülke patronu şunu bilmelidir. Burada işçi arkadaşlarımızı işe almadığı sürece, içerideki arkadaşlarımıza baskıyı sonlandırmadığı sürece, İşçileri sendika seçme hakkına ve özgürlüğüne saygı göstermediği sürece iki elimiz onların yakasında olacak. Nereye giderlerse gitsinler, hangi yere giderlerse gitsinler, asla peşlerini bırakmayacağız. Sonunda kazanan bizler olacağız, işçi arkadaşlarımız olacak ve ezilenler olacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bir kez daha burada gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, bir kez daha sefalar getirdiniz. Hilele, hilele kazanacağız. Hilele, hilele kazanacağız. Hilele, hilele kazanacağız. Biz haklıyız. Biz kazanacağız. Biz haklıyız. Biz kazanacağız. Biz haklıyız. Biz kazanacağız. Arkadaşlar, yine konfederasyonumuza bağlı SİNES'in genel başkanımızla beraber aramızda, bir iletişim sendikası başkanı Fatma Cumhur aramızda, biraz daha evlat platformu ve kaç bize gel platformu sözcüsü arkadaşlar aramızda. Vallahi hayata görüşmek üzere izliyoruz. Şimdi işçi arkadaşlarımızdan Murat Topal'ın Yusuf oğlu Hasan şiir hazırlamış bize. Onu seslendirecek. Arkasından da tiyatrocu arkadaşımız İbrahim Emin Ege küçük bir hata görseli soracak bize. İşçi marşı. Kalabın bir işçiden, işçiden esiyor yer. Dumanı dağıtacak yıldız boylaz başladı. Bahar yakın, demek ki mevsim böyle kışladı. Bu fırtına yarın kişilik limanlara bedel. Hava döndü işçiden, işçiden eziyor yer. Tekliyor işte çığın çarkını okuyan çar. Ve durdu muydu bir gün bu kör, avana kasnak. Biz zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın, sınıfın bir safa gel. Hava döndü işçiden, işçiden